Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 3 bardak kadar un aldım. 1 çay kaşığı kadar tuzlu unun üzerine serptim. Ortasını havuç şeklinde açtıktan sonra yarım bardak kadar ılık su ekledim. Bu aşamada bir paket sirkeyi kabartarak kullanıyorum. Bunun için bir yemek kaşığı kadar sirke kullandım. Kabartma tozunu kabartarak ekliyorum. Eğer sirke yoksa limon da kullanabilirsiniz veya kabartma tozunu sade olarak da kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Yaklaşık 1,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar 2-3 dakika kadar daha yoğuruyorum. Hamuru masaya aldıktan sonra 2-3 dakika kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamuru dinlendirdikten sonra 4 parçaya böldüm. Bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezeleri yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtım. Yaklaşık bir 45-50 santim kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 125 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. İyice karıştırdım. Ilık bir şekilde kullanıyorum. Yağ kaşık yardımı ile döktükten sonra fırça yardımı ile hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum.
kullandığınız yağın soğuğa yakın bir şekilde ılımasına dikkat edin. Yoğun yoğun sürüyorum. Daha sonra elimde gördüğünüz aparatla kesiyorum. Eğer bu aparat yoksa bir bıçak yardımı ile kesikler atabilirsiniz. Ayrıca birçok katmer tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Aparatla bu şekilde kesikler attıktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerleri hazırladıktan sonra buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde 10 dakika kadar dinlendirdim. İçerisindeki katı yağın tamamen donması için çok az un serperek merdane yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Çok kolay, çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Bu tarz birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katmerleri bu şekilde hazırladıktan sonra tavamı iyice ısıttım. Biraz yağ sürüyorum tavaya, daha sonra hazırladığım katmeri içerisine yerleştiriyorum. Orta ateşin altında bir ateşle yavaş ve kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Katmeri pişirirken ara ara yağlıyorum dışının daha çıtır olması için. Bu katmer diğer katmer tariflerine göre çok fazla kabarmıyor, çok fazla kesik olduğu için katmerlerimi pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Kat kat, tel tel çok lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.